Cendere Köprüsü, Roma Köprüsü veya Septimius Severus Köprüsü olarak da bilinir. Antikke binas, Cendere, çayı üzerinde yer almaktadır. Kahta ilçesinden Nemrut Dağı'na doğru giderken görebileceğiniz bu köprüyü Roma İmparatoru Septimius Severus'un emriyle o tarihte Samsat'ta karargah kuran 16. Lejyon tarafından yaptırılmıştır. Cendere Köprüsü, antik Roma mimarisinin muhteşem bir anıtsal örneğidir. Biri ana kemer ve biri tahliye kemeri olmak üzere iki kemerden oluşan köprü, her biri tonlarca ağırlıkta olan düzgün kesme taşlardan yapılmıştır. 7 metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğunda olan köprünün en ilginç mimari özelliği harç kullanılmadan yapılmış olmasıdır. Nemrut Dağı Ören Yeri, Komma Gene Kralı 1. Antiohos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup, 8 ila 10 metre yüksekliktedir. Nemrut Dağı, Anadolu'da Helenistik döneme ait en görkemli kutsal kalıntıları barındırır. Yazıtlara göre 1. Antiokos tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için görkemli bir anıt mezar, mezar odasının üzerine kırma taşlardan oluşan bir tümülüs ve tümülüsün üç tarafını çevreleyen kutsal alanlar inşa ettirmiştir. Batı ve kuzey terasları olarak adlandırılan bu alanlardan doğu ve batı teraslarında büyük boyutlu heykeller, kabartmalar ve yazıtlar bulunmaktadır. Tanrıların tasvir edildiği 5 heykelin arasında 1. Antiohos'un heykeli de yer almaktadır.
abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.